Yeme içme, tatil derken Türkiye'de bayram ekonomisi 33 milyar liraya ulaştı. Bayramda 2500 lira ortalamayla en çok tatile para harcıyoruz. Ulaşım harcamaları da ikinci sırada geliyor. İstanbul Üniversitesi'nde yapılan araştırmanın ayrıntılarını izleyelim. 33 milyar lira. 4 günlük bayramın Türkiye ekonomisine katkısı. İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi bayram ekonomisini araştırdı. 3 milyon 250 bin hane yolda bayram boyunca bunlar yolda benzin işte durdukları yerlerde yiyecek içecek harcamaları kalacak yer sistematiği ciddi harcamaları var. 33 milyarı dağıtamadığımız için ekonomideki olumlu etkilerini göremiyoruz. Araştırma için 26 ilden 700 kişiyle görüşüldü. Bayram harcamalarında ilk sırada tatil geliyor. 2500 lira ortalama tatile harcadığımız bir para var bayramda. %25.7 memleketine gitme eğiliminde ama aktif olarak çıkıp memleketine giden e, yaklaşık aile sayısı 1 milyon 600 bin civarında. Memlekete gidenlerde de ortalama harcama 1080 civarında, 1100 lira civarında bir para dönüyor. Bayramda ortalama 589 lira ulaşım giderlerine harcanıyor. Bayramda hediyeler için de bütçe ayrılıyor. Araştırmaya göre kişiler en çok kendisine hediye alıyor. Kendimize aldığımıza hediye demezdik. Şimdi böyle bir kendimi alıyorum, kendimi ödüllendiriyorum yapısı oluştu. Mesela birey en çok kendisine harcıyor yüzde 18. İkinci sırada çocuğuna bayram için bir şeyler alıyor yüzde 20'si. Çocuğu aldığı 426 lira, kendisine aldığı 356 lira. Kurbanlık hayvan da bayram ekonomisinin en önemli kalemlerinden. Her iki aileden biri kurban kesmek istiyor ancak yalnızca 10 aileden biri kesebiliyor. 10 milyarın üstünde kurbana giden bir para var. Alt gelir grubu kurbana daha çok eğilimli. Kadınlar erkeklere oranlı kurbanı daha çok destekliyorlar. Bayramda mutfağa 280 lira, temizlik malzemelerine ise 122 lira harcanıyor.